Bezelye, elma, tarçın, hamburger, yumurta, gıda sahtekarları hepsine göz diktim. Boyaydı, katkı maddesiydi derken sağlıklı bu gıdaları adeta zehre çevirdiler. İşte sık tükettiğimiz bu ürünleri satın alırken dikkat etmemiz gerekenler. İçindeki yağlar nereden yapıldığını bilmemek olan her şeyi yiyoruz. Şunu örnek vereyim, bu tarçın değildir. Sağlık düşmanları en çok da tükettiğimiz sağlıklı besinlerin sahtesini yapıyorlar. Taze göstermek için rengini, daha canlı göstermek için de parlaklığını artıran kimyevi maddeler kullanıyorlar. Ancak bu tuzağa düşmemek için dikkat edilmesi gerekenler var. Gıda sahtekarları her gün yeni bir hileyle karşımıza çıkıyor. Bu kez de bezelyeyi hedef aldılar. Özellikle de konserve bezelyelerde. Soya fasulyesi, kar bezelye, renklendiriciler ve çeşitli kimyasallarla karıştırıp satışa sunuyorlar ve bundan kar elde ediyorlar. Olan her şeyi yiyoruz yalnız ne yazık ki. Doğal bulabildiğimizi doğal yiyoruz, bulamadıklarımızı da alıp yiyoruz. Peki biz bezelyeyi nasıl ayırt edeceğiz sahtesinden? Eğer aldığınız bezelye olabildiğinden daha renkli ise, daha yeşil ise o bezelyede renklendirici olabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor ama aldığınız bezelyenin içi işte böyle tane tane ise, yani daha küçük taneler barındırıyor ve rengi daha doğal yeşilse o bezelyeyi güvenerek alabilirsiniz. Elma çok önemli bir C vitamini kaynağı. Vücuttaki enfeksiyonları atmaya yarıyor ve faydaları aslında say say bitmiyor. Ancak gıda tuzağına elma da girdi. Raf ömrü uzasın diye elmaların dış yüzeyi mumlanıyor ve bu şekilde satılıyor. Bu da vücuda çok büyük zararlar veriyor. Bundan kurtulmanın bir yolu da dış yüzeyine dikkat etmek gerekiyor elmaların. Daha doğal elmalar tercih edilmeli. Gıda iyileyicileri yumurtaya da el attı. Ancak yumurta alırken dikkat edilmesi gereken püf noktalar var. Dış yüzey eğer çok sertse ve pişirdiğinizde sarısı çok daha koyu sarı olarak karşınıza çıkıyorsa o yumurtadan kaçının. Kokusu, lezzeti, açlığı bastıran etkisiyle çok tercih edilen tarçının da ucuzundan kaçınmakta fayda var. Zira sağlığınızdan olabilirsiniz. Bu yüzden de güvendiğiniz aktarlardan tarçın almaya gayret edin. Tarçın yuvarlak, boru halindedir. Şöyle kırılır. İnsan sağlığıyla oynayan sahtekarlar en çok da çocukların sevdiği hamburgerlere hile karıştırıyorlar. Hamburger etini dokusu değiştirilmiş buğdaydan, genetiği değiştirilmiş mayadan ve nişastadan bir et oluşturuyorlar. İşte bu da sağlığa son derece zarar veriyor. Bununla alakalı kalp krizi geçirdim. Uzmanlarsa hamburgeri ve hamburger köftesini evde yapmanızı öneriyor.